Falafelin ana malzemesi aslına bakarsanız nohut. Çoğu yemek tarifinde de hep böyle nohuttan yapıldığını görürsünüz. Ama ben birazcık bugün tam da böyle Lübnan'a özel, gerçekten de geleneksel bir tarif vermek istiyorum. Şu an burada suda beklemiş nohutlarım var. Buna ek olarak da birazcık da suda beklemiş bakla kullanacağım. Bir su bardağı dolusu nohut ekliyorum. Yarım su bardağı da yine suda beklemiş bakla. Ana harcı ve ana malzemeleri bunlar oluşturacak. Şimdi bunun üstüne birazcık daha böyle lezzet elementleri ekleyeceğiz. Bu miktar nohut ve bu miktar bakla için şöyle yarım kırmızı soğan ekliyorum. 2 diş sarımsak ekliyorum. 2 yemek kaşığı limon suyu. Yarım demet maydanoz. Maydanoz bu yemeğin olmazsa olmazı. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı tane karabiber. Kişnişim var baharat olarak. Ondan da 1 çay kaşığı atıyorum. Burada da kimyonum var. Kimyondan da şöyle 1 çay kaşığı kadar atıyorum. Böylelikle baharatları da tamamlamış olduk efendim. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Şimdi doğrayıcıdan şöyle bir 2 dakika kremamsı bir doku olana kadar geçiriyorum. Bu son aşamada, en son aşamada buna böyle bir kabarma etkisi de verebilmek için 1 çay kaşığı da karbonat ekliyoruz. Ve bu şu an hazır. Bitti. Fırına gitmeye, pişmeye hazır. Ben şöyle cam bir fırın tepsisi tercih ettim. Onun altına da böyle bir tane fırın kağıdı koydum ki yapışmasınlar. Ama yine de dediğim gibi bu kızartmalı bir tarif olduğu için ve biz kızartmayacağımız için kızartma etkisini yaratmak için fırında bazı böyle artık hileler yapacağız. Bunu yapmak için de yaklaşık 1 yemek kaşığı zeytinyağını şöyle fırın kağıdının üstüne yayıyorum. Sonra da böyle bir kaşık yardımıyla, hani bir dondurma kaşığı olabilir ya da elinizle de yapabilirsiniz. Küçük topçuklar yaparak fırın kağıdı üstüne diziyorum falafelleri. Şimdi üstlerine şöyle birer damla zeytinyağı gezdiriyorum. Bu işlem sayesinde böyle üstleri çıtır çıtır ve kahverengi, içi de yumuşak olacak. Şimdi bu hazır. 160 derecede tam 40 dakika. Fırınınıza göre belki daha erken olur. 30-40 dakika arası diyeyim. Fırına gitmek üzere hazır tepsimiz. Yani şöyle yanına basit bir sos yapıyorum. Yine bu da geleneksel soslarından biri. 2 yemek kaşığı süzme yoğurt kullanıyorum. Yine manda yoğurdu. Şöyle hızlıca 2 yemek kaşığı tahin ekliyorum. Biraz tuz. Biraz karabiber, birer fiske olarak düşünebilirsiniz, birer çay kaşığı gibi. Yine birazcık kişniş ve köri. Çok az zeytinyağı, şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı kadar doğal fermente elma sirkesi. Ve şöyle güzel bir yarım limon suyu. Şimdi bileğe kuvvet. Gayet yoğun bir sos oldu. Hatta birazcık daha kıvamını açmak istiyorum. Şöyle bir 2 yemek kaşığı kadar da su koyacağım. Aklınızda olsun, bu tarz sosları her zaman böyle temiz içme suyu eklemek son aşamada sosun bütün dokusunu ve işte kıvamını değiştiriyor. Şu an çok daha iyi oldu. Sosu hemen tabağa alıyorum. Bu arada bu sosun içine sarımsak da atabilirsiniz. Tamamen keyfinize kalmış. Şimdi birazcık tabağımızı süsleyeceğiz. Ve falafeller geliyor.
Falafel tabağımız hazır.